Tanju Bey, bizde çelişki yok. Ekran yani halk için siyaset yapıyoruz. Hayır, şunu söylüyorsa Hasan Bey, benim açımdan bir sorun yok. Yani biz İmamoğlu'nu kaybettirmek için, Sayın İmamoğlu'nu kaybettirmek için veya AK Parti adayını kazandırmak için yola çıkmadık. Kendi adayımızla İstanbul'u kazanmak istiyoruz. Bizim evet, derdimiz aynen, o diyorsa evet, benım açımdan bir sorun yok. Öyle diyorum. Ben burada İYİ Parti bir aday çıkarttı diye hiç yakınmadım. CHP'lilerin bu yani bizim müşfik tavırlarını çok böyle hoşuma gidiyor bugünlerde. Tanju Bey'in değil mi? Tanju Bey de öyle. Yani Tanju Bey'in özellikle. Özgür Bey de bizim adayımız da, yani canları sağ olsun. Ne diyeyim yani? Bizim evet, adayımız da bakın, bizim adayımız da boş bir aday değil. Yıllardır özel sektörde CEO'luk yapmış, özel sektör yönetmiş. Bizim partimizin uzun yıllar il başkanlığını yapmış, tüm İstanbul'u bilen, sorunlarını bilen, geçen seçimlerde en az ittifak sebebiyle CHP'nin adayı veya il başkanlığı kadar çalışan bir insan yani. Biz öyle İstanbul'da boş bir aday çıkarmadık. Bu seçim sonucu da bunu gösterecek inşallah. Peki. Hakan Bey, kaç saattir kimseye kaybettirmek veya kazandırmak değil. Kaç saattir mesaidesiniz? Efendim? Kaç saattir mesaidesiniz? Valla saat 10.30'da grup toplantımız vardı. 11.30'da da komisyona oturduk. İşte buraya gelirken kalktık komisyon tamam, toplantısı. Ben 6.30'dan beri yani ayakta. Tanju Bey 6.30'dan beri ayakta. 10 saattir şey değil. Tabii seçim döneminde böyle. Siyasetçiler az uyuyor. Evet. Hakan Bey. Peki Hakan Bey yayın önce saattir söz vermiştim. Evet. Buyurun. Buyurun Hakan. 10 saattir dediniz. Yok, ben cevap verdim size. Bu 10 saati geçti. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum Hakan Şeref Olgun'a bu akşamki yayınımıza katıldığı için. Haftaya stüdyoya da bekleriz. Efendim, çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. İnşallah yüz yüze de görüşürüz. Arkadaşların hepsine selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Milletimize de saygılarımı iletiyorum efendim. Peki, şu Özgür Özel'in 1 Nisan meselesiyle ilgili Tanju Özcan yorumu tam yapamadı gibi hatırlıyorum. CHP'yi herkes konuştu, ben konuşamadım tersi, demiştiniz. Yani insanlardan farklı bir şey söylüyorum. Farklı bir şey söylemek adına söylemiyorum. Buna inandığım için söylüyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir fırsat doğdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini doğru ifade edebilmesi, gerçekten neyi savunduğunu anlatabilmek için çok güzel bir fırsat. Bu bir. İkincisi, bu bir yerel seçim. Yerel seçimde daha çok şehirler konuşulmalı. Ki bizim adaylarımız, bana göre konuşulan adaylar için söylüyorum, hem projeleriyle hem yaptıklarıyla rakiplerinin zaten önünde başlayacak elimizde olan yerlerde. Şimdi ben Sayın Murat Kurum'un şeyine bakıyorum, vaatlerine bakıyorum. Gerçekten hani kendisini eleştirmek için söylemiyorum ama son derece içi boş vaatler, ayakları yere basmayan vaatler. Ya. Bir belediye başkanı olarak bunu söylüyorum. Özür dilerim, ben kesmedim. Hiç sizi kesmedim. Ben bir şey demedim. Diyeceksiniz zannettim. bir de şunu da söylüyorum bakın. Açık olarak söyleyeyim. Şimdi Mansur Bey Ankara'da rahat kazanacak. Bunu bütün anketçiler söylüyor. Zaten diğer rakibi de çok fazla bana göre iddialı cümleler kuruyor ama iddialı olduğunu düşünmüyorum. Ama belediyecilik açısından bakarsak, bunu da samimiyetle söylüyorum, Ekrem Bey mi daha çok belediyecilikte başarılı oldu, Mansur Bey mi? Ben ikisi arasında Ekrem Bey'i tercih ederim. Seçerim. Çünkü ben neler yaptıklarını biliyorum. Normal bir seçmen değilim. Bir belediye başkanı gözüyle inceliyorum. Mansur Bey'in de çok başarılı hizmetleri var ama Ekrem Bey belediyecilik hizmetleri konusunda aslında örnek alınması gereken belediye başkanı. Bu enteresan bir şey söylediniz ama bu. Yani ben belediye başkanı Ekrem Bey, Mansur Bey'den daha başarılı bir belediye başkanı. Hayır, evet, belediye evet, hizmetleri bakımından dedim. Tamam. Tam belediye başkanı. Algıyı yönetme. Şey bile, Sayın Murat Kurum bile hakkını verdi. Vaatlerinin %87'sini Ekrem İmamoğlu yerine getirdi diyor. Getiremedi diyor hocam. Yani getirdi diyor. Hatta Allah Allah. Geçti Bolu'nun pazarı da diyor. Tanju Bey bitirsin mi söz? Geçti Bolu'nun pazarı da diyor. İmamoğlu %87'sini insanlar şaşırıyor. Yapıyor. Hani Borla Bolu'yu karıştırıyor hala. Yani o önemli değil. Hani dili sürçmüştür diyelim de. Ama ben Murat Kurum'un gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetebilecek kabiliyete sahip olduğunu bir seçmen olarak artı bir belediye başkanı olarak göremiyorum. Öyle bir deneyimi yok. Ekrem Bey tabii ki çok avantajlı başlayacak. Beylikdüzü'nde bu görevi yaptı. İstanbul Büyükşehir'i başarıyla yönetti ki yani kendi eviyle özel olarak uğraştılar diyor. Ben şunu hiçbir yerde söylemiyorum. Mesela soruyorlar bana da, ya Tayyip Bey seninle uğraştı mı? Çok müfettiş gönderdi. Uğraştıdan kastınız buysa ben ondan faydalandım. Ama Tayyip Bey sana paranı gönderdi mi?
Göndermedi diyemem, adamın günahını alamam dedim. Göndermesi gerekeni gönderdi. Ama tüm bunlara karşın Ekrem Bey bana göre belki 10 tane metro sözü verdi, 7'sini yerine getirebildi. Hedeftir bu var. Ya şaşkın şaşkın izliyorum, bitirin diye bekliyoruz. Ay niye şaşkın şaşkın ben izliyorsun? Ben şimdi hayır. Ekrem Bey balık, hani denizdeki balık gibi, hani denizin farkında olmayan balık gibi falan seyrediyor. Efendim ben belediye başkanı olarak bir meslektaşımın... Bolu'dan bakınca böyle mi görünüyor İstanbul? Hayır. Efendim ben Bolu'dan bakmıyorum sadece. Sayfalar, internet sayfalarına girip faaliyet raporlarına bakıyorum. Orada, ben bir meslektaşımın... Ya, pardon şimdi şeye geçecek. Hani siz biraz sonra şunu da devirirsiniz. Ekrem Bey öyle bir algoritma yapıyor ki... hem de soruyor yapay zekaya, dolayısıyla başarı oranı da çıkıyor. Hayır efendim, dersen, faaliyet raporu nedir biliyor musunuz? Siz benimle beraber bir gün faaliyet ben, raporu nedir, ben metrobüse biniyorum. Bir dakika. Ben metrobüse biniyorum. Evet. Ben tramvay kullanıyorum. Metro kullanıyorum. Otobüs kullanıyorum ve yürüyorum. Beraber benimle bir gün beraber bir dinleyelim. Nasıl oluyor da Ekrem Bey'i başarısız diyorsunuz? Günü, bu kadar otobüse biniyorsunuz. Hayır, ertesi günü size söyleyeceğim. İçin yapıyor işi demek. Bak ben efendim? Ertesi günü... Trafiğe ertesi girmeyeyim diye trafikten... Sizinle beraber bu yayına bir daha katılalım. Kübra Hanım çağırsın. O zaman bir daha konuşalım. Hayır, ben İstanbul'un sorunların tamamı çözüldü falan demedim ki. Bolu'nun da sorunların tamamı çözülmedi. Hayır, öyle demedim. Zaten ben bir şeyin şey sorunlarını sadece tamamen çözdüm diyen belediye başkanına... Nereden bakıyorsunuz? Bilirim ben. Siz meğerse... Ekrem Bey açtı... Faaliyet raporu, bakın sanal... stratejik plan vardır. Evet. O hedeflerdir. Hı. Faaliyet raporu gerçekleşmiş olanlardır. Öyle mi? Siz reklamlara bakarak da böyle... Hayır hayır, internet sitesini, bütün belediyeleri, Kütahya Belediyesi'ni de inceliyorum. Kadir Topbaş sağken açtığı yeri kendisine yazıp reklam filmi çekti şu anda, biliyor musunuz? Bakın, biraz yine döndü. Bir moderatör olarak bakın, ben bir meslektaş, ben bir meslektaşı olarak söylüyorum. Bunun tartışmalarda... Uzlaşıya varmak ve yayını toparlamak imkansız. Hayır hayır, ben bir... bakın şurada yok bir ya, ben uzlaşı sağlayabilirim. Bir şey söylemiyorum. Ekrem Bey İstanbul'u biraz atlama taşı kamerada olarak görmüyor mu? Kamerada götür gönderelim de beraber. Yok, güzel. Bir dakika, onu ben Tanju Bey'le bir uzlaşma şimdi, sağlayabiliriz burada. Hayır şeye benziyorsanız. Bir dakika, İmamoğlu, Sayın İmamoğlu başından beri 2019 seçimini aldıktan sonra İstanbul'u bir atlama taşı, bir basamak olarak görüp asıl hedefi olan Cumhurbaşkanı adaylığına yürümek istemiyor mu sizce? Hayır, zamanında Sayın Erdoğan'ın İstanbul'u... Ben bunu sordum size. O ayrıca taşı olarak mı gördünüz? Bana sorun, ben de ona şey olmak için. Şimdi bilmiyorum aklından ne geçiyor Ekrem Bey'in. Zamanında Sayın Erdoğan İstanbul'u atlama mesela taşı olarak görmedi. Atlama görmedim. Taşı olarak görmüyorum. Gecesini, Bolu'yu gündüzünü İstanbul'a katıp İstanbul'un devasa problemlerini çözdüğü için insanlar neyi İstanbul'da mesela yaptığını neyi Türkiye'de de yapar diye böyle getirdi. Yok yok, çözdüğü ama Sayın İmamoğlu, Sayın İmamoğlu böyle bir hedefle yola çıkmadı. Sayın İmamoğlu İstanbul'a ki hiçbir şey yapmadan sadece İstanbul seçimlerini ben aldım diyerek İstanbul'u atlama taşı olarak görüyorlar. Bu arada Sinan hatırlatıyor. Murat Kurum diyor ki 1,5-2 puan öndeyiz. Algı yapıyorlar. 7-8 bakın, puan bakın, fark var. Bakın şunu söyleyeyim. Buna da yorum Ekrem Bey beni bir kenara çekip konu... şöyle bir şey söylemedi. Bak sadece aramızda ben biraz... kalsın ama ben İstanbul'u atlama taşı olarak görüyorum. Asıl hedefim Cumhurbaşkanlığı falan demedi. Hayır, ben sizin görüşünüzü soruyorum ya, öyle değil mi? Yok yok. Hani açık ya, sır derler Ekrem yani, bu böyle Ekrem bir şey Bey, yani. Cumhurbaşkanlığı ya daha hedefi dün olabilir dediler kafasında. Ben oradan çok merak yanlış Ekrem, şey Ekrem Bey'in de öyle bir ifadesi hayır, yok yani. Şimdi yani, gerçekten, hani, Bey, gerçekten Cumhurbaşkanı adayı olacağım buradan. Mesela dediniz benim ki de, benim de aklıma düşebilir. Özür diliyorum yani, ya. Tahminimden yüksek oy alırsın. Tanju Bey, düşebilir. Verdiğiniz örnekten yola çıkarak. Siz... Ekrem Bey 10 tane metro hattını tamamlayacağım dedi. Onu tamamlayamadım ama 7'sini tamamlandı diyor. Örneğin diyorum. Hedef İnanıyor koymuş. 8 kilometre şu anda. Hayır, hayır. Hedef açık koymuş. Olan metro. Ya, yaptığının 7 60, tane hattı açtığını 65 söylüyor. 65 kilometre metro yaptığını hedef koymuş. Açıkladı. Ne olmuş? Hedef koymuş da ne olmuş? Bakın, mesela 100 bin konut yapacakmış, ne olmuş? Bakın benim gerçekleştiremediğim vaatlerim kıymetli, oldu. Kıymetli başkan. Vaat edip kıymetli fazlasını başkan gerçekleştirdiklerim oldu. Ben size bir şey söylüyorum ya. Bir şey söylüyorum. Sadece bir şey söylüyorum. Diyorum ki 10 tane metro hattı vaat etmiş, 7'sini yapmış mı? Sonra 100 bin örneğin konut dedim ben. 100 bin konut demiş, değil mi? 100 bin konut yapacağım demiş. Mesela 50 binini yapmış mı? Soruyorum ben ya. Ama ya bakın ben yani başarılı yani ya ben Hasan Bey çok açık tarafsınız. Sonra. Efendim siz çok açık tarafsınız. Yok ben mesela bir, Şaban Bey ben sıradan, Şaban Bey'in de bir sıradan bir vatandaş ama bakın ben sıradan ama bir vatandaşım. Hasan Bey hani ben, siz ben Hasan yürüyorum. Bey, Murat Sayın Murat Kurum bile kendisini sizin kadar savunamıyor gerçekten. Yani Murat ben Kurum, Murat Kurum'la ilgili bir Murat Kurum beyefendi Murat Şaban Bey bakın siz Murat dinlemiyor musunuz? Argümanlarla gelin. Tersten dinlemiyor musunuz? Murat Kurum bile bu kadar eleştiremiyor. Dedim ki ben Tanju Bey Bolu'dan bakınca İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nun
başarılı bir belediye başkanı olduğunu, hem de bir belediye başkanı gözüyle belediye başkanlığında başarılı olduğunu söyledi. Ben de dedim ki öyle düşünün. Ben kendimi balık gibi hissettim. Peki. Yani bu tartışmayı İstanbul'un burada nokta farkında koyuyorum. Değil miyim? Acaba benimle beraber siz de o suyun içerisine bir girseniz, İstanbul'a gelseniz, bir gün benimle geçirir misiniz? Sayın Kadir Topbaş'ın son dönemiyle, Ekrem Bey'in ilk döneminin faaliyet raporlarını inceledim. Ve Kadir Bey'in son döneminden, en azından son döneminden daha başarılı olduğunu faaliyet raporunu inceleyerek söyleyen biriyim ben. Ben tamam. Şöyle tabii bunu İstanbul karar verir. Ben ortayı bulayım. AK Parti Ekrem İmamoğlu'nun başarısız olduğunu iddia edecek. CHP'liler de başarılı olduğunu iddia edecek. Yok, bir şey geçsin. Yok, bir tartışma programında hayır kabul etmiyorum ya. Beni AK Parti sözcüsü olarak kabul etme. Özür dilerim. Ben AK Parti üyesi de değilim. Ben gazeteciyim. Haklısın. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Geri alıyorum. Kübra Hanım, ben her davetinizde... Kimi gazeteciler çok başarısız olduğunu söyleyecek. Kimi gazeteciler de başarılı olduğunu söyleyecek. Bu tartışmadan takdir kamuoyunun dışında demek dışında... Çok güzel. Tamam. Bir şey söyleyebilirim. Bir dakika özel bir şey söyleyeceğim. Ben her davet ettiğinizde sıkırmama adına Bolu'dan kalkıp geliyorum. Çok teşekkür ederim. Hiç Bolu ile ilgili bir şey söylemiyorsunuz diyorlar. Madem belediyecilik açıldı sadece bir tablo göstereceğim. Yok, o aday tanıtımı giriyor. Hayır aday tanıtımı falan değil. Gerçek bir şey göstereceğim. O yayınları özel yapıyoruz. Önce ürün yerleştirme yok. Ama emek yerleştirme. Hayır. Bakın bir bütçe ne kadar iyi yönetilir. İşte bir bütçeyi 45 milyon dolar gelirle teslim almışız. 82 milyon dolar borçla teslim almışız. Buna özel yayın yapalım. Efendim 56 milyon dolar gelire ulaşmışız bugün kurdan. Borç da 10 milyon dolara düşmüş. Böyle Ekrem Bey'e mi gösteriyorsunuz? Reklam Ekrem diyeceğim. Hayır. Ekrem Bey burayı görsün diye gösteriyor. Zaten öyle yapmış. Türkiye'ye örnek bütçe diye. Yani tabii. Ekrem Bey örnek olsun diye. Bozu reklamına girersek Türkiye'ye örnek olsun diye. Yani Sayın Erdoğan'dan da ben Merkez Bankası Başkanı'nın teklifi almak istemiyorum. Onu da söylüyorum. Size ayrıca tek yayını alalım. Ama bakın burada büyük bir ekonomik başarıdan bahsediyoruz. Rakip AK Parti adayıyla çıkar mısınız Bolu'da? AK Parti'nin adayıyla çıkmam. MHP'nin adayıyla da çıkmam. Çünkü belediyecilik geçmişleri yok. Meclis üyeliği yok. Efendim belediyeyle iltisaklı herhangi bir görevleri olmadığı için ne tartışacağım? Adayları. Çok güzel.